kendi silahlarının arasına atıyor, benim yeni haberim oluyor. Tabii niye haberim olsun ki? Eşek başıyım ben burada. E sen de benden gizledin bir sürü şeyi. Ha Ömer'in arkasına afiyet atmadın mı sen? Ben seni hiç bu duruma düşünmedim ama farkında mısın? Bir geliyorum orada mafya babası. Diğer dangalak geldi, biz anlaştık diyor. Resmen salak durumunda düşün. Ay kim onlar ya? Ne durumunda düşersen düş, ne olacak? Kim ki onlar? Düşmanım onlar benim, düşmanım kızım. Kadınlar anlamaz. Eğer böyle salak durumunda düşersem kaybederim. Zaten saçma sapan heriflerle savaşıyorum. Bir de kendi cebemden golüyorum. Ayıp ya. Ben mi deliyim? Ben delirdim öyle mi? Ne oluyor be? Allah'ım artık burama geldi. Ağlayacaksan da ağla, bu neymiş ya? Ne demek burama kadar geldi ya? Yarın öbür gün bizim bebeklerimiz de acıkacak, kusacak, ağlayacak, uyumayacak. O zaman da bıktı mı diyeceksin ya? Allah, bunlar plastik. Bak ah. Ya! Bak, ah, bir şey yok. Ya Tufan ne yapıyorsun? Delirdin mi iyice? Tufan abi sakin ol, tamam. Ne oluyor ya? Sakin ol Tufan. Ya ben sakinim. Vallahi sakinim. Sen arkadaşına bir şey anlat. Ya oğlum bunları besletiyor bize ya, kafayı yiyeceğim. Oğlum kız hamile, anlasan bunu. Abi hamile diye de delirdi mi ya? Plastik bebek mi besleyeceğim bizi? Ben mi deliyim? Ben delirdim öyle mi? Hayır hayır tamam. Kavga etmeyin. Zeynep, kuzum sen geldin mi? Hoş geldin. Filiz. Ya şu bebeği ters tutma şöyle. Ya Allah. Ay, delireceğim. Vallahi delireceğim. Tamam. Sarılıyor, yapıyor bir de ya. Vallahi çıldıracağım. Çıkıldım. Sen mi ben mi? Kuş yuvası. Ya bunlar ne yapıyorlar ki içeride? Anne ben dayanamıyorum, içeri gireceğim. Sen var ya. Buradan hiçbir yere kıpırdama, tamam mı? Kaçma sakın ha. Doktor hanım, ama yani biz sabahtan beri bekliyoruz. Beşik mi salladınız? Ağaç olduk ya. Siz buyurun çıkın. Ben sizi çağıracağım. Sümkür rahat ol. Rahat ol. Anlamadım. Yani öyle kıyıl kıyıl silme. Adam gibi sümkür ki rahatla. Ya iyi insan da pis şey durmaz. İyi olduğumu nereden biliyorsunuz beyefendi? İyi olmasan burada böyle tek başına ağlayacağına seni bu hale getirenin canını okurdun. Az önce 3 aylık ömrüm kaldığını öğrendim. Bunun için kimin canını okumalıyım acaba? Üç ay mı? Azmış be. Yok be. Ne 3 ayı? Hiç öyle görünmüyorsun sen. Hadi. Beyefendi doktorum ben. Sizden daha iyi bilirim herhalde, değil mi? Tamam canım, doktorsun onu anladık da haşa Allah değilsin ya. Yani sen ne kadar yaşayacaksın, sen mi karar vereceksin? Sen bunları düşünme ya. Düşünmeyip de ne yapayım? Ya önce adam gibi laf dinleyip şu burnunu... Beyefendi. Sümkür rahat ol, rahat ol ya. Hadi. İşte böyle, tamam. Tamam. Oh. Nasıl? Rahatladın ama değil mi? Çişim var. Benim de sabrımın bir haddi var. Ne biçim yer burası? Giren çıkmıyor. Ay daraldım. Ben böyle şeylere gelemem. Tut şunu İsmet. Tut. Şunu da tut bakayım İsmail. As omzuna. Kızım gelir misin, bana yardım eder misin? Gelirim de. Şöyle geç. Pardon, adın ne? Emine. Emine. Bak benim hayırsız çıkınca dışarıya. Annen çok sıkıldı. Aldı başını gitti. Çocuğu da götürdü. Tamam teyze. Sağ ol. Biz buradan öteye gideriz. Sağ ol, var ol yavrum. Teşekkür ederiz. Ver bana. İsmucuğum yeni ver. Ya ne
ne işin var evde? 3 ay ömrüm kalmış diyorsun. Onda da gidip eve mi tıkılacaksın? Çık, gez, dolaş, ne istersen yap. Ne işin var evle işle? Ben hiç öyle yaşamadım ki Fikri Bey. Yani sizin dediğiniz gibi. Yani hiç yaşamadım diyorsun, öyle mi? O kadar pişmanım ki. Bir gün olsun kendi sınırlarımı aşmadım. Yani bu kadar az zaman kaldığını bilseydim. Bense hep son günümmüş gibi yaşadım. Ama bak, iyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş. İşte şimdi senin doktorluk bitti, benimki başlıyor. Nasıl yani? Kalk. Gidiyoruz, gidiyoruz. Hadi. Fikri Bey. Bak, yaşadın, yaşamadın. Bütün çılgınlıkları yapacağız, tamam mı? Çıkar. Lan 3 ay değil, 3 sene bile ölmek aklına gelmeyecek. Al şunları bakayım, al. Fikri Bey. Annem nerede benim? Sıkıldım deyip eve gitti. Aferin ona. Hadi yürü gidelim. Hastalar var. Evet, bir saattir bekliyoruz biz. Sen daha çok beklersin. Yok sana doktor moktor. Hem zaten senin hiçbir şeyin yok ki maşallah onlar. Hadi git yürü. Hastaneyi boşuna meşgul etme. Yürü sen hadi. Gidelim. Hadi. Kurban olurum. Al kuzum. Ay sağ ol Filiz. Oh. Ay çok iyi geldi. Ay ben orada bağırdım öyle ama farkındayım. Normal davranmıyorum. Bir ağlıyorum, bir gülüyorum. Ben de kendime kefil değilim yani. Delirmiş gibiyim ya. Ay kuzum bu normal. 2 can taşıyorsun sen. Olacak tabii bunlar. Olacak değil mi? Olacak, normal bunlar tabii. Kim bilir ne kadar şeker olacaklar ya. Ay. Sağlıklı doğsunlar da başka hiçbir şey istemiyorum Allah'tan. Amin. Hayır, kendini tehlikeye attığına mı yanayım? O dangalakla anlaşma yaptığına mı yanayım? Arkamdan iş çevirdiğine mi yanayım? Ne yanayım ben? Abi kızacan. Hepsini tek tek sırayla kızacan ya. Bu neymiş ya? Nedir oğlum bizim bu kadın milletinden çektiğim? Oha ulan, o kadar değil. Yok abi, o kadar. Bu ne ya? La oğlum deli gibi bir şey oldu bu ya. Vallahi bir ağlıyor bir gülüyor, benim de kafam gitti. Bir şey istiyor, getiriyorum. 2 dakika geçiyor. Yok ben bunu istemiyorum. Tuhaf, anlamadım gitti yani. Ha, sen Tülay'a geçtin, tamam anladım. He. Neymiş? Analık babalık öğrenecekmişiz. Ya Filiz, Filiz o kadar kardeşini tek başına büyütmedim abi. Kursa mı gitti bu kız, he? Yok öyle bir şey. Evet ya. Yavrum bunların içine doğdu hep, doğru. Yani elinde değildi ki. Düşününce şimdi. Almış eline oyuncak bebekleri, yok altına sıçtı. Yok altını bezledim, yok yemeğini yedirdim. Ya biz oyuncak bebekle böyle uğraşıyorsak, bu çocuklar doğduğunda bittik, mahvolduk biz. Vallahi bittik. Helal olsun Filiz'e. Vallahi bravo. Bak gene gurur duydum yavrum Nazım. Ulan iyi mi oldu bak, senin yüzünden Filiz'i özledim şimdi be. Vallahi ben kızgınım abi, ben Tülay'a hala kızgınım. Senin kızgın olmaya hakkın yok abi. Senin öyle hiçbir şey kızmaya hakkın yok. Yutacaksın kızgınlığını. O niye ya? Öyle. Kadın 2 tane bebek taşıyor içinde be. Kolay mı? Sen 2 oyuncakla başa çıkamıyorsun da o gerçeklerini büyütüyor. İçinde hormonlar ne hale geliyor biliyor musun o çocukları beslemek için? Ağlasa da zırlasa da tepene de sıçsa susacaksın abi. Öyle bir şansın yok senin. Onun çekeceği acıyı düşün bir ya. Birkaç ay sonra yürüyemeyecek o biliyor musun sen? Tuvalet bile çile olacak onun için yani. Ya gördüm ki bebeği yere vuruyordun ya, az önce gördüm ya. Yazık günah değil mi, kadın ağlıyor orada ya. Onun çektiği acının yanında seninki hiçbir şey abi. Tamam mı? Bunu unutma. Ya sen böyle söyleyince tuhaf oldum lan ben. Vallahi içim acıdı Tülay'a. Hayır bir de bağırdım. Hayvan gibi bağırdım suratına ya. Bağırmasaymışsın iyiymiş abi. Yüzüne bağırmasaymışsın. Yüzüne bağırmak ağır tabii. Ya boşuna tantana ediyorsun Fiko. Çalışırsan kazanırsın. Boşuna takma kafanı oğlum. Ya o dert değil de. Ne dert peki? Seni bırakmak istemiyor işte Ayşe.
Ya ne diyorsun Kiraz ya? Ne, yalan mı? Ya akıllım, biz seneye burada değiliz ki. Babam hapisten çıkıyor, başka şehre taşınacağız. Nasıl ya? Biz nasıl görüşeceğiz? Yazarım ben sana. Kurtuluşun yok Fiko. Kazanacaksın sen bu sınavı. Biz de eve satılığa çıkarttık. Annem de geliyor Ankara'ya. Fikri amcayı başka türlü unutamayacak çünkü. Ablamla konuştum ben de. Süper. Seneye bizi yepyeni bir macera bekliyor abi. Çok heyecanlı. Tabii canım, macera bizim işimiz sonuçta. Ya ben asıl sınava heyecanlanıyorum ya. İnşallah bizi çalıştırır Barış abi. Daha o bir gecede nasıl olacak acaba? Ya şok diyet gibi düşün. Ben gelirim sizinle. Ablamlarla bekleriz işte. Olur. Oradan çıkışlara baskıya gider miyiz? Kazanırsam belki. Benim kaybedenlerle işim olmaz. Vay be. Helal olsun be Filiz Elibol. Vermedin Zeynep'e ha. Ya öyle deme ya. Elimi yüzüme bulaştırdım zaten. Sen böyle kurtulduğuna şükret. Atmışsın bir damlacık canını ortaya. Ah, ben senin sözlüğünün yerinde olacaktım ki. Ya babaanne sakın Barış'ın yanında böyle konuşma. Zaten delirdi iyice. Nasıl sakinleştireceğimi bilmiyorum. Ne olur bak. Ya sen halledersin be Filiz abla. Ahan da buraya yazıyorum. İkinci kahramanım sensin. Birinci kim Ayşe? Hiç heveslenme canım. Sen değilsin. Kızların en büyük kahramanı babasıdır. Sen sıraya girersin. Sonlara doğru belki bir ihtimal. Olsun oğlum, kadrodasın gene yani. Hadi bakalım, lak lak bitti. Ders çalışacaksınız. Sınavınız var yarın. Ya aslında bizi Barış abi çalıştıracaktı. Sizin de aranız böyleymiş. Olmaz herhalde. Ablacığım olsun, git bir sor. Yani çalıştırır bence. Tamam ya, ben hallederim. Ne olacak? Çalışırız. Seninle olmaz. Ciddi bir sınav bu. Barış abi lazım. Ya ben gider konuşurum ya. Sonuçta iş başka, açık başka. Allah Allah. Şuna bak ya, beni beğenmiyor. Üniversitede sınava girdim ben be. Bana bak. Ben çok beğendim bu yer elmasını. Akıllı kız ha. Sakın kaçırma elinden Fiko. Babana benzeme. Baba ne ya? Babaanne ya, ufacık çocuk, bunların hepsi mi konuşuyorsun? Evet. Dinliyorum. Şimdi Barış'cığım. Ya Barış'cığım dedim de sıkıntı olmaz değil mi? Nasıl rahatsın öyle devam et lütfen. Peki. Ya buraya önemli bir iş konuşmak için geldim. O yüzden samimi bir ortam arıyorum, anlıyorsun değil mi beni? Çok iyi anlıyorum, çok haklısın. Şimdi Barış'cığım. Biliyorsun yarın Fiko ile Kiraz'ın çok önemli bir sınavı var. Evet, biliyorum. Senin onları çalıştırmanı istiyorum. Eğer kabul edersen süt ve kurabiyeler benden. Bak görüyor musun şimdi, beni gafil avladın. Yani süt ve kurabiye benim zayıf noktamdır. Ne yapacağımı da bilemiyorum. İyi anlaşma yapıyorsun. Farkındayım. Yalnız özelini karıştırmayacaksın değil mi bu olaya? Asla. Aklıma bile gelmedi. Sen şimdi git onları çağır bence. Hemen başlayalım. Tamam, hadi gidiyorum. Sen akıllı adamsın ya. Filiz ablayla da aranızı düzeltirsiniz bence. Baksana nasıl kurtardı hemen yerini. Tam bir kahraman. Benimki bitti. Ya kızım daha benimki bitmedi. Niye bitiriyorsun hemen? Zamanım var oğlum. Çöz hadi sen, çöz. Ya Barış abi ya. Öyle bir odaklandım var ya. Senin verdiğin formülü bütün soruları çözüyorum. Nasıl çözüyorsun lan? Benim verdiğim formülü soruyu çözmez ki. Ver bakayım. Ne yaptın gelece acaba? Ha. Ha oha falan. Oğlum sen bayağı yeni yöntem geliştirmişsin. Yani bayağı bir tersten görüyorsun kulağı ama olmuş yani. Aferin lan. Vallahi mı? Vallahi. Ya Barış abi sen çok iyi bir öğretmensin. Keşke öğretmen olsaymışsın. Ben? Evet Barış abi ya. Hem Rahmet abim gibi yapamayınca enseme de vurmuyorsun. Hayır, benim öğrencilerim çok iyi. Anladın mı? Bu arada bir şey diyeceğim.
siz bu sınavı bayağı patara kütere geçersiniz, ben size söyleyeyim. Sen şimdiden 70 tane net yaptın, farkında mısın? Ben? Evet. Bu senin için mucize falan. Ya Kiraz, ben galiba akıllıyım ha. Hadi devam et, hadi. Kolay gelsin. Yorulmadınız mı hala ya? Bitti zaten abla. İyi, hadi bittiyse eve. Kurabiyeniz, sütünüz evde bekliyor sizi. Bunu yakışıklı öğretmenize getirdim. Ayşe'nin sözü varmış sana. Teşekkür ederim. Ya abla, Barış abi var ya, benim içindeki cevheri burada. Allah Allah. Evet, ben akıllıymışım bayağı. Akıllısın tabii, gerizekalı. Sen bensin sadece. Bana bak. Telaş yok, sıkıntı yok, tamam mı? Siz her türlü halledeceksiniz, inanın kendinize. Siz eli bollarsınız, unutmayın. Çak bakalım. Hop, aferin size. Hadi başarılar. Evet. Teşekkür ederim çocukları çalıştırdığınız için. Rica ederim, onlar benim de kardeşim, zevkti yani. Küstünüz hala. Yok, küs değilim. Kızgınım sadece. Ama Ömer tutuklandı. Zeynep geri geldi. Cemil'den kurtuluyoruz. Bunlar seni sakinleştirmiyor mu biraz? Hmm. Ben yorgunum biraz. Erken yatacağım ya. Tamam, gideyim ben de o zaman. İyi geceler o zaman sana. Tamam, geceler. Tamam, bu kadar yeter. Şey yapma, kızgınım hala ben sana. Gülüm, az içeri gelsene benimle. Uğraşma benimle Tufan. Ne olacak? Ya gel ama ya, vallahi sürprizim var sana. Ya bir uzak dur ya. Ya ne olur ya, vallahi pişman olmayacağım, bir gel ya. Gel. Hadi gel. Sürpriz falan istemiyorum ben ya. Ya gel, laf dinle. Ne var? Aşkım, bunu da mı sen yaptın? Ben yaptım tabii, kim yapacak? Ya babalardayım mıyım? Yaptım işte. Güzel böyle temizledim. Efendim, yemeklerini yedirdim. Altlarını değiştirdim. Kundakladım, yatırdım. Benim için mi yaptın aşkım? Tabii senin için gülüm. Senin için, bebeklerimiz için. Ya ben sizin için yaşıyorum, anlamadın mı hala? Yani tabii... Zorlanmayacağız demiyorum. İki tane el kadar bebe. Zorlanacağız, sinirleneceğiz, bir sürü şey. Ama sonra ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Böyle geçeceğiz karşılarına. Oturup onları izleyeceğiz. Ne yorgunluk kalacak, ne bir şey. Değil mi aşkım? Ya. ne oldu şimdi, niye ağladın? Mutluluktan ya. Böyle karşılarına geçip o yumuk yumuk ağızlarına, burunlarına, ellerine bakacağız değil mi? Ya bakacağız. Yalnız bir şey diyeyim mi? Bana acayip ders oldu. Yani şu an doğursan ben hazırım babalığa. O kadar kolay değilmiş değil mi Tufan Efendi? Yedin lafları, oturdun aşağı. Vallahi yedim. Yani bir daha ağzımı açarsam taş olayım. Babaanne, yoruldun sen de değil mi? Hadi ışıkları kapatalım. Rahmet yat sen de hadi. Ben de yoruldum zaten ya. Hayırsız babanız nerelerde acaba? Bak kırdı döktü her tarafı, sonra kaçtı gitti. Gelir inşallah gece babaanne. Ya o değil de Şeyma teyzeye dadanmasa bari ya. Kadının canını çıkardı zaten. Onda o kafa nerede? Kim bilir hangi melanet dişin peşindedir?
Hadi yatın, yatın. Beklemeyin. Hadi ben de yatıyorum, hadi. Tamam babaanneciğim, hadi iyi geceler. İyi geceler baba. İyi geceler. Kapatıyor musun? Hadi abla, iyi geceler. Nasıl kokoreçi, beğendin mi? Bak bu İstanbul'un en güzel kokoreçidir ha, bu kıyamı unutma sakın. Ay midemi bozmaz inşallah. Yok ya. Ha, ilk seferde bozabilir, normal. Ha, bak ne yapalım biliyor musun? Boya kuramadan cilasını atalım üstüne. Bak şuradaki balıkçıyı görüyor musun? Gidelim yarım ekmeğin arasına balıkları koydurtalım. Yanında da acılı acılı şalgamları yiyelim. Hoppa da hoppa da içelim. Hadi gel. Ben hiçbir şey yiyemem Fikri, patlayacağım. Fikri ben hiçbir şey yiyemem. Vallahi çatlayacağım. Kızım bayak buldun mu kaçacaksın, yemek buldun mu yiyeceksin. Ben sana hepsini öğreteceğim. Fikri yiyeceğim. Ne olur öldüm yorgunluktan zaten. Gel 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 şurası. Fikri yok. Ne? Ben hiçbir şey yiyemem, çatlayacağım. Olur mu ya? Gece yeni başlıyor. Bak daha ne yapacağız biliyor musun? Hisar'a gideceğiz. Bizim arkadaşlar şimdi orada varilleri yakmışlardır. Ne varili? Ben hiçbir yere gidemem. Şuradan şuraya gidecek mecalim kalmadı vallahi. Ana kız sen sabahtan beri bunlarla mı yürüyorsun lan? Çıkart şunları be. Fikri ne yapıyorsun? Ne bu annenin sana bunları niye giydirdi ha? Niye giydirdi? Fazla uzaklaşma diye be. Allah Allah. Ne bu be? Değil misin canı süpürgesi gibi? Ondan sonra da yürüyemiyorsun. Yürüyemezsin tabii. Oh şöyle rahat rahat ya. Uzat uzat ayaklarını uzat. Bas bas. Basayım mı? Bas bas. Ah. Nasıl? İyi geldi değil mi? İyi geldi. Ya iyi gelir tabii. Ah. Bu senin neyin ya? Ne? Hı? Sen hiç boğaza açıldın mı? Yatla boğaz durumu. Açıldım. Niye sordun? Hmm, yatla boğaz. Ya yok ne yatı yata. Böyle işte bildiğin kayıkla oturacaksın ona. Öyle bırakacaksın kendini. Yıldızlara bakacaksın mis gibi. Ne ses, ne motor, hiçbir şey yok. Elinde böyle suya uzatacaksın. Şıpır 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 şıpır. Ha, yaptın mı? Yok, öyle değil. Hadi gel. Nereye? Gidiyoruz, gel. Fikri nereye? Ya gel, Fikri, gel. Ayağımda ayakkabılarım yok. Ya bir şey olmaz, gel. Bir şey olmaz. Bak, basamıyorum. Bas, 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 bas. Hiçbir şey olmaz. Oh. Fikri çekiştirme Allah aşkına. Korkuyorum bak. Ya neden korkuyorsun? 3 ay ömrüm kalmış. Sen neden korkabilirsin? Bırak kendini hayata ya. Oh. Gel, gel. Fikri yavaş, ne olur. Tamam. Şş, sakin ol, sakin ol. Ah. Oh. Ne? Gel, gel. Gel bakayım Fikri sen. Ne? Gel canım, gel, gel, gel. Nereye? Kayığa bineceğiz. Fikri kimin kayığı bu? Bizim kayığı bu, umumumuzun kayığı. Gel, 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 gel. Fikri başımıza iş alacağız. Bir şey hiçbir şey olmayacak. Fikri kim? Ben binmem bu kayığa Binersin. Fikri. Binersin. Ya ben biniyorum, sen nereye binmiyorsun? Fikri gerçekten binemem ben. Ya binersin, binersin. Gel, gel, gel. Ha? Gel, gel, gel. Hoppa. Hadi bakalım. Hoppa. Dur. Gel bakayım. Baba. Tamam, tamam. İn buraya. İn, in. Aman. Şşş. Bak bana. İyi misin? Hı? Bir şey yok, geldin mi? Hadi gel, gel. Hadi bakalım. Gel. Eba. Hadi bakalım. Gel. Gel yanıma. Hadi. Gel. Buraya, buraya. Rahat ol, rahat. Oh, ne güzel. Şimdi elinde böyle suya sok yandan şıpır şıpır. Mis gibi. Yıldızlara bak. Ne kadar güzel, mis gibi.
kızlar şarkı söylüyor insana. Stop! Ne arıyorsunuz kayyumda? İnin çabuk. Haydi. Tamam pardon, kusura bakmayın. Nasıl bir tanesi çıkar. Bak hala duruyor. Tamam, tamam, tamam. Allah Allah. Hemen iniyoruz, kusura bakmayın. Beni daha Fikri. Tamam, tamam. Sen orada otur. İçin sürecekle hareket etme beni. İniyoruz hemen. Tabii, tabii, tabii. Hemen, hemen. Fikri ne yapıyorsun? Fikri. Kayyumu çal hele. Polis ayrılacağım. İnin çabuk. Çekil, çekil. Sen şuraya gel. Polis ayrılıyorum. Kayyumu çal hele. Fikri. Fikri, bunun kürekleri bile yok. Nasıl döneceğiz kıyıya? Önemli değil. Boğazdan Allah, bir yerden çıkarız. Bela okuma lan. Şerefsize bak. Yürü lan. Bak bak bir daha hala. Lan yürü. Allah Allah. Şuna bak ya. Nasıl konuşuyorsunuz damla Fikri? Ya bırak ya. Böyle insan mı uyandırılır ya? Bak lan. Serin de hoşuna gitti ama. Haydi ya. Lan biz neredeyiz böyle ya? Melek. Balık ekmek yiyelim mi? Balık ekmek. Ha. Yiyelim. Hayır, madem karaya vurdun, kahvaltıyla balık ekmekle yapalım. Melek. Ben sana bir şey söyleyeceğim ya. Ne? Ben... sana aşık oldum. Kiraz, Fiko. Hadi siz de yiyin baldan bol bol. Hadi. Sınavınız var diye aldım o balı ben. Hadi yiyin, güzelce karnınızı doyurun. Gideceğiz. Vay minibolar, sofraya bak be. Vallahi her gün sınava girerim ha ben böyle sofraya. Ya abla, ben asıl onu değildi. Sınava heyecanlanıyorum ya. Hem abla benim midem hiçbir şey almıyor ki. Abacığım olmaz öyle ya. Bak çok güzel heyecanlar bunlar. Çok güzel geçecek sınavınız bak. Hadi görürsünüz ya ablacığım güzel güzel. Hadi aşkım. Ayşe. Ayşe gelecekti ya. Yetişir inşallah ya. Kız burada heyecanlıyım diyor. Sınava gireceğim falan yapıyor. Sen burada Ayşe diyor. Ya bu sınav kazanacak biz de göreceğiz ha. Ayşe tamam diyor. Canım o kadar da değil. Abart hemen. Kazanacak Fikom sınavı hadi. Barış götürecek değil mi size? Hmm, evde de akşam ama. Bir gidip sorsam mı? Aman koş, git, konuş. Gönlünü alıyor okulunu. Ya baban yok, kendi dedi ya ben götüreceğim diyor onu. Hmm. Hadi enikler, siz de yiyin bakayım, yiyin. Nazlan ölecek ya. Barış. Barış. Barış, uyuyor musun hala? Aa. Geleceğim dedin. Barış. Geldim, geldim. Aa. Ya çocuklar hazır, seni bekliyorlar da onun için. E tamam işte, gideceğim dedim. Zaten arabayı aldım Tufan'dan. Arabayla götüreceğim onları sınava. Hadi gel bir şeyler ye sen de, sofra duruyor hala. Tamam hadi. Oh. Cemil amirim, üst üste geldi. Sağ olasın kardeşim. Ha, savcılık. İşte terfin geliyor Cemiloğlu. Bak Ahmet. Gördün mü Cemil kardeşin istediğimi kapı gibi aram emrini nasıl alıyor şak diye. Hadi kalk gidiyoruz.
Amirimi beklemeden mi gideceğiz? Gelir birazdan, haber versin. Ne bekleyeceğiz amir oğlum? Bu soruşturmanın başında ben yok muyum? Hadi iki kişiyi kap, boşta olan arabada bekliyorum ben sizi. Of Cemil ya. Terfi edeceğim derken inşallah sürülmez. Ya bu pirincileri ne yapacaksak çiğçi? Ha, acıksak da yemeyiz ki babanım. Leblebi falan verseydin bari ya. Oğlum o okunmuş pirinç. Allah Allah, zihin açıklığı verirsin. Annen ne diyorsa yap. Ya bu pirinç nasıl acaba zihin açıklığı verecek? Ver bakalım. Ver geri 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 geri. Sen de zihin yok ya, açıklık olsun. Ya zaten bana gerek yok. Ben yancıyım. Yani şimdi onlar sınava girecek, ben yanacağım. Tamam. Al bakalım. Ver, şekeri nasıl alıyorsun? Tedbirli olmak lazım. Fazla şeker göz çıkarmaz ki. Durup dururken demiyorum sana yer elması diye. Şunu ser, hadi bakalım. Hadi geç kalacağız sınava. Hadi. Hadi bakalım. Bana bakın. Sınavı kazanın, kazanmazsanız da geri gelmeyin. Ya babaanne, nasıl laf ediyorsun çocuklara? Bilmiyorum. Hadi. Hadi minikler, sana emanet. Tamam, ben bunları parka falan götürürüm. Gideriz değil mi parka? Gidelim. Fiko, Kiraz, hadi ablacığım ya. Hadi geç kaldık sınava. Tamam, geç geldim. Geç falan yok, darlama çocuklar arabayla gidiyoruz oğlum, hadi. Allah Allah. Hadi hep aynısı oluyor ya. Bu ne şimdi? Hayda. Hayırdır Cemil? Evi aramaya geldik Filiz. Savcılıktan iznimiz var, zorluk çıkarma. Ne izniymiş, bakabilir miyim? Niye varıyorsun, ne aklın? Seni ilgilendiren bir konu değil. Şöyle az ötede oynasan. İzinleri var. Alayım onu. Hayırdır? İznimiz var Filiz. Zorluk çıkarma. Hadi arkadaşlar. Delireceğim ya. Bu ne ya? Kimin? Hayırlı günler. Her yere bakın arkadaşlar. Ya ne oluyor ya? İlla bir kıllık yapacaksın değil mi sen? Ya Burak ne yapıyorsa yapsın ya. Bana bak bana. Burası benim evim. Ne yapıyorsunuz siz burada? Abla ne olacak? Ablacığım siz çocukları da alın dışarı çıkın. İsmail. Sınav? Hayatım siz dışarıda bekleyin. Ben götüreceğim sizi, merak etmeyin, tamam mı? Hadi hemen geliyorum ben şimdi. Hadi. Bana bak. Bela mı istiyorsun sen? Neyin peşindesin? Sakin ol. Böyle sen de sakin ol. Ne yapıyorsa yapsın, defolsun gitsin. Sırf şu inadın yüzünden çocuklar sınava geç kalacak, farkındasın değil mi? O çocuklar bir sınava giremesin, ben seni ne yapıyorum bak. Cemil. Ha. Bunu buldum rafta. O ne ya? O ne be? Uyuşturucu herhalde. Ay Allah aşkına, yani mutfakta bulduysan baharattır. Filiz, bu sizin evde ne arıyor ya? Biz babanla beraber onu bulmuştuk. Sonra un zannettik. Mutfağa koyduk ki hani sen anlarsın ne olduğunu diye. Evet, uyuşturucu bu. Ne? Filiz Engin, evinde yüklü miktarda yasa dışı madde bulundurmaktan tutuklusun. Tak kardeşim kelepçeyi. Ya kelepçe sen... Saçmalama, delirdiniz galiba. Abi ne uyuşturucusu ya? Bizim evde ne arasın uyuşturucu ya? Burak. Sakin ol hayatım, sakin ol. Çözeceğiz, merak etme. Sakin ol. Sakin ol.